Bugün kendini tanıma ve içinde gizli kalmış kullanmadığın o gücü açığa çıkarmayı konuşacağız. Soru şu: neden kendini tanımalısın? Neden o içinde gizli kalmış o gücü kullanmalısın? Neden içinde yatan o aslanı uyandırmalısın? Konumuz bu. Bu videoyu sonuna kadar izlersen o zaman sen de o içinde gizli kalmış gücü kullanıp arzu ettiğin hedefe çok hızlı şekilde ulaşabilirsin. İstatistiklere göre dünyaya gelen çocukların %97'si üstün zekalı. Değerli arkadaşlar, gözünüzün önüne getirin sayıyı. %97'si üstün zekalı. Zaman ilerliyor. Normalleşiyor üstün zekalı çocuklar ve 18 yaşına gelince, yine istatistikleri söylüyorum, insanların sadece %3'ü üstün zekalı kalabiliyor değerli arkadaşlar. Yani şöyle huni gibi düşünün değerli arkadaşlar. Üstten insanlar giriyor ve alttan da insanlar çıkıyor. Buradan %97'si üstün zekalı ve burada sadece %3'ü üstün zekalı kalıyor. Yani insanlar normalleşiyor. Peki kim bu insanları normalleştiriyor? Bize göre normal, aslında üstün zekalı olan bu çocukların ömürleri neden bu şekilde zayi oluyor? Daha önceden benim kartal ve tavuk videosunu izleyenler beni daha iyi anlayacaklar. Üstün zekalı olan o çocuğa çevresi sürekli yapamazsın, edemezsin, başaramazsın cümlelerini kullandığı için o üstün zekalı çocuğun beyni programlanıyor. Yani ona sürekli sen tavuksun, sen tavuksun, sen tavuksun diyerek kartal olan o kişiyi tavuk haline getiriyorlar. En çok görüştüğü 5 kişi ona sürekli hayır diyor. Günde 297 kere. 18 yaşına kadar 144 bin kelime negatif telkinle programlanıyor o çocuk. İnsanoğlunun beyni bilgisayar programı gibi olduğu için sürekli programlanıyor. Günde 297 kere. Ve toplamında 144 bin kelime ile hayır, olmaz, beceremezsin, yapamazsın, elleme, dokunma diyerek o çocuklar, üstün zekalı o çocuklar normalleşiyor. O üstün zekalı çocuklar o şekilde kalsaydı belki de şu anda yıldızlar arasında, iki gezegen arasında yolculuklar yapardık belki de. Ama maalesef üstün zekalı insanları normalleştirdik. Yani tavuklaştılar. Negatif telkinle programlandılar. Dolayısıyla her insanın içinde aslında üstün yetenekler var. Herkes aslında dahi ruhuyla dünyaya geliyor. Ama kendini tanımadığı için, tanıyamadığı için, fırsat olmadığı için, sürekli kölelik yaptığı için birilerinin arkasında, kendine zaman harcamadığından dolayı kendini tanıma fırsatı olmuyor. Kendini bil ki ömrün zayi olmaz. Bu hadis-i şerifi aslında açıklamama gerek yok ama ben yine de açıklamak istiyorum. Kendini bil ki, yani kendini tanı. Neredesin? Sen kimsin? Hangi yeteneklerin var? Hangi eksiklerin var? Hangi yeteneklerini geliştirmen gerekiyor? Senin ayak bağın nedir? Senin içindeki blokajlar nelerdir? Bunları bilmen gerekiyor. Tanı kendini. Ki ömrün israf olmasın, zayi olmasın. Öbür türlü sadece ömrünü israf edeceksin.
zamanını israf edeceksin. Sağlığını israf edeceksin. Kurduğun aileyi israf edeceksin. Dağıtacaksın. Mesleğinde başarısız olacaksın. Bir türlü cüzdanını kontrol edemeyeceksin. Sürekli bereketsiz bir hayatın olacak. Kendini tanımadığından dolayı, ömrünü zayi ettiğinden dolayı. O yüzden kendini tanıman lazım. Şart bu. Çünkü kendini tanımaya başlarsan, içindeki o cevheri bulursan, o içindeki gizli, kullanmadığın güçlü kuvveti bulursan, o zaman işte hayatını düzene sokarsın. Çünkü eksiklerini tamamlar ve içinde gizli kalmış o yetenekleri dahi ruhunu kullanarak çok hızlı bir şekilde hedefe ulaşacaksın aslında. Eğer kendini tanırsan. İnsan en çok görüştüğü 5 kişinin ortalaması oluyor. Onlar, çevrendeki insanlar, eğer küçük emrah ruhlu insanlar ise, sürekli batsın bu dünya diyen kişilerin telkinleriyle büyüdüyse, o zaman seni de aşağı çekecek onlar. Sen hamle yapmak isteyeceksin, harekete geçmek isteyeceksin. Bırak diyecekler, rahatını bozma. Böyle iyisin. Biz seni böyle seviyoruz. Hiç değişmene gerek yok. Biz seni böyle kabul ettik. Eksiğinle seni kabul ettik. Hiç değişme. Diyecekler, seni frenleyecekler. Ve rahatlık alanından sen de çıkmayacaksın. Ve ömründe bu şekilde ziyan edeceksin. Ömrünü tüketeceksin. Bir versiyon bu. Ama ikinci versiyonda çok basit. Bu anlattıklarımı ciddiye alarak biraz önce okuduğum kendini bil ki ömrün zayi olmasın hadisi şerifi kağıda yazarak gözünün önüne koyabilirsin. İlk kalktığında onu okuyabilirsin. Yatarken yine o hadis-i şerifi okursun. Ömrünü zayi etmemek için harekete geçebilirsin. O senin elinde. Yani hayatını güzelleştirebilir, hedefine ulaşabilirsin veya ömrünü zayi edebilirsin. O senin özgür kararın. Karar senin kararın. Biz yıllardan beri Almanya'dan Avrupa'da ihtiyacı olan insanlara duygu, düşünce, davranışları ne kadar hızlı, kolay değiştirebileceklerini onlara gösterdik ve onlar da içindeki cevheri ortaya çıkarttılar. İçindeki aslanı uyandırdılar ve arzu ettikleri hedeflere çok kısa sürede vardılar. Yani herkes başarabilir. Çünkü insanların %97'si geçmişte üstün zekalıydı. Yani insan geçmişinde ilk dünyaya geldiği gibi fabrika ayarına gelme potansiyeline sahip. Herkes başarabilir. Yeter ki harekete geçsin. Eğer sen de gerçekten hocam o içimdeki cevheri uyandırmak istiyorum. Bende olan üstün zekayı kullanmak istiyorum. Yani tekrar o yetenekleri, o üstün zekalı halimi kullanmak istiyorum ve bu şekilde hedefime varmak istiyorum diyorsan, o zaman benimle iletişime gireceksin. Ben de sana eline bir plan veririm. Nasıl tekrar eski üstün zekalı haline gelerek ailede, mesleğinde, cüzdanında, sağlığında ve kişiliğinde daha bereketli ve huzurlu olursun, onu sana adım adım planla anlatabilirim. Bunun için hemen videonun altındaki linke tıkla, formu doldur ve gönder. Hoşça kal.